Şimdi Yağmur, bizim bugünkü konseptimizden sana bahsetmek istiyorum, müsaitsen. Lütfen. Doğaçlama Yalan Merkezi adlı bir konsept geliştireceğim de ben. Konsept ön denemesi için bugün bu yayında böyle birkaç deneme yapacağım. Doğaçlama yalan konsepti mi? Evet, konsept Doğaçlama Yalan Merkezi olarak. Yani ben şimdi Zaten burada bizi... yalanı doğaçlarsın ki. O zaman anlat amınakoyim, devam et. Tamam anlat, sen konuş, anlat. İnsta çökmüş lan. Nasıl çökmüş? Bayağı. Ya dur, bir gündem yaratma ya, Allah Allah. Evet, konuyu anlatıyorum Pardon Yağmur. Çağrı, sözünü kestim, evet. Şimdi ben Doğaçlama istiyorum yalan ki beni merkezi. izleyen insanların kendini savunabilecek kadar yalan söyleyebiliyor olması gerekiyor. Çünkü bazen gerekli olabilir. Anladın mı? Böyle kritik, böyle beyaz yalanlar da olsa. Sonuçta yalan söylemeyi öğren ama söyleme. Bu şey gibi yani, anladın mı? Kendini savunma öğrenen insanlar hani yemin ettirirler kimseye dövme diye. Peki ben Ama sana yalan söylesem, yalan söylediğimi nereden anlayacaksın? Bana yanılırsam. peki sen bana yalan söyledin, yalan söyledin nereden anlayacağım? Nereden anlayacağım? Onu işte ben anlamayacağım. Onu komple jürilerimiz karar verecek. Jüri kim? Jüri kim? Timothy. Jürimizden birisi Timothy. Alkışlarla. Eyvallah, eyvallah. Gülçin abi. Gülçin abi. abi, tamam. Evet. Diğeri Timothy abi. Samet ortağım. Yani Nesli'nin enişte de diyebilirsin ya ama. Ne? Enişte hani. Enişte diyebilirsin. Enişte diyebilirsin diyor. Timuçin abinin Ne burnunda şey diyebilirim, vardı. anlamıyorum Hayır, ki. burnunda et var da yarım kilo baharatlı. O yüzden o yüzden tam cümleler tam anlaşılmıyor olabilir. Ben sana çevireyim. Ben en büyük etkimde var, çok iyi biliyorum. Sen az önce nasıl bir cümle kurduğunu farkında mısın? Yağmur, kendine mi tükmedin? Yağmur şov devam ediyor. Dur dur, beni ifşarlama şimdi, dur Allah aşkına. Tamam, neyse, devam et Çağrı. Sen az önce... Sen az önce ne dediğini anladın mı ki? Ben anlayamadım da o yüzden yani. Ben anladım da, tamam, siktir et, boş ver. Neydi, sonuçta bir et parçası gittim şunu abi, çok takılma. Evet, diğer jüri üyesi de benim. Ben Nemes Kegri. Yeterli. Şimdi bu jüriden geçmesi gerekiyor. Sağlam kaliteli yalan. Zaten abartı absürt yalanlar istiyoruz. Gerçek de olduysa da o zaman zaten o senin katman seviyeni ortaya çıkartır. Bize şimdi bir yalan söyle. Anlat, bir hikaye anlat. Doğaçlama sık yani bize, anladın mı? Bakalım. Ben mi? Evet sen. Hala soluktan mı su içiyorsun sen? Bir şey Kaç yaşına söyleyeceğim. geldin? Dinle. Ne? Nereden anladın lan? Yok. Ben anlarım. Sen hala kaç yaşına geldin? Suluk mu kullanıyorsun hala? Suluk denemez ona. Ne denir? Yani ne bileyim. Evet, neyse. Evet, seni dinliyorum şu an Yağmur. Ne anlatacağım? Bir daha söylesene şeyi, anlamadım, dinlemedim seni. Ya bize bir hikaye anlat. Ama Tamam. yalan olsun yani, anladın mı? Yalan cümleler kur bize ya. Tamam. Yalan cümleler. Evet. Neden bunu ben yapıyorum ilk? Vakit kazanıyor bak. Gugu burada mı Gugu yok Gugu? galiba. Gugu burada mı? Gugu da yok. Gugu burada. Bana özelden dönmüş. Ama gelmiyor. Niye gelmiyor? Hikayem yok diyor. Korkuyor. Oğlum dün anlattığını söylesin. Gelsin, dün anlattığını anlatsın. Güzel yalandı o. Gugu duydun mu? Bak gel. Dedi ya, 1,5 saat seviştik dedi birisiyle. Onu anlatsın. Onu anlasın, o tutar yani. Direkt birinci aday yani ama. Sesi gördün mü bak, ne oluyor sesi. Görüyor musun ne oluyor? Yalan söyleyebiliyor mu, söyleyemiyor mu, onu test edeceğiz şimdi. Evet Blaş, anlat bakalım. Ya şey diye başlayabilirsin. İsmim Yağmur. 27 yaşındayım. İnanılmaz güzel bir kızım diye başlayabilirsin. Eyvallah. Evet.
Bu arada sağ ol Çağrı ya vallahi. Sen düşürken Muhammed bir şey. Neyse tamam sus. Bir de ben duyuru geçeyim hemen kısaca. Evet. Aboneler Hype Kulüp odasında toplanırsa ben oradan bir teyit. Sen hayırdır Almanya'dan mı katılıyorsun Muhammed? Hype Kulüp. Hype Kulüp ne? Hype Kulüp. Öyle yazıyor abi. Tam etin meyhanesine gitsin. Neyse evet Hype Kulüp'e gelin arkadaşlar. Hype Kulüp'e gelin oradan ben çekeceğim. Bakacağım. Ama yalanlarını meyhan hazırlasınlar meyhan gelsinler. Bizi şok etsinler yalanlarıyla. Aynen. Her türlü absürtlüğü açığız. Aynen. Eğer bunu bir ön deneme gibi düşün. Eğer olursa prodüksiyona dökmeyi düşünüyoruz da iş yani. Biraz prodüksiyona dökmekten kasma bir arka plan tasarım yaptıracağım karamanı amına koyayım. Evet, o yani prodüksiyonda. Evet Yağmur sendeyiz. Tamam anlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Ben 27 yaşındayım. Üniversitede Work and Travel'a gittim. 4 ay yurt dışında kaldım ve orada yabancı biriyle evlendim. Amerikan vatandaşlığı aldım ama sonra Türkiye'ye geri döndüm. Burada pandemi çıktı. Pandemi yüzünden Amerika'ya geri gidemedim. Bu yalan değil ki. Bu yalan değil ki. Siktir git onu. Evlendim mi Çağır? Amerika'da evlensem sence buraya geri döner mi? Amerika'ya gittiğini anlatmak için de böyle yalan hikaye uydurmana gerek yok. Tamam inandık. Ben Work and Travel yaptım. Evlendim. Burada korona çıktı sonra. Oradaki adama ne oldu? Öldü. Bütün mirası da bana kaldı. Şaka yapıyorsun. Ne kadar peki? Kaç paradan bahsediyoruz şu an? Sayamayacağım kadar çoktu. Avukatlarımla görüşüyorum şimdi parayı almak için. Bizim BBL avukatını devreye sokalım. Ona bir şey yaparız. Bizim şirketin avukatı da var da. Hani gerekiyorsa. Yok, alalım yani o para kalmasın diye diyorum. Alacağım işte hayırlısıyla. Ondan sonra da gideceğim buralardan. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Karar vermedim henüz. Bitti mi hikaye? Devam ettiririm ama sen bitirmek istiyorsun. Yok herhalde. Yok devam ettir işte o yüzden diyorum. Devam ettir. Başka anlatacak biri varsa anlatabilir. Teşekkürler. Ama seninki hayal yalan gibi olmadı. Hayal gibi oldu seninki. Yani Amerika'ya gidip oradan birilerini yok Amerika'da be. Amerika'da hani kimle evlenecek Allah aşkına. Ama bu sanki sen deneyip yapamamışsın gibi oldu. Bence ben artı bir koyuyorum Çağrı'ya. Kesinlikle bir hayal ürünü gibi geldi bana da. Abi şöyle yani Amerika'ya evet gittiğini hatırlıyorum ben. Work and Travel'a gittiğini hayır, hatırlıyorum. Amerika'ya gittim. İstesem bir sürü insanla birlikte olurdum. Ama Amerikalı insanlar öyle hayal edildiği kadar erkekler özellikle öyle değil yani hani insanların böyle hayal gücündeki gibi değil Amerika. Nasıl yani? Yani rahat değilsin. 12'de barlar, kulüpler kapanıyor. Dışarıda bira bir şey içemiyorsun. Rahat değilsin yani ve ya, damak zevkleriniz ve zevkleriniz uymadığı için zaten anlaşamıyorsunuz bir kere. Nasıl yani? Amerika'da insanların hayalettiği gibi değil mi hiçbir şey yani bizim burada Türkiye'de? Yok değil gerçekten. Yani fake taksi falan gerçek değil mi yani? Fake taksi ne ya? abi, nereden bilsin onu? Amerika değil ki aklıma o geldi ne bileyim. Bilsin abi dur Allah aşkına. Yok orada da Uber var sadece taksi olarak bildim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Fake Uber. Yağmur biz Amerika'yı öyle hayal etmedik ki zaten yani. Orada gidelim sokakta birasını içelim, bir takılalım, içelim, sıçalım diye hayal etmedik ki Amerika'yı biz zaten kafamızda. Tamam. Sen mi öyle hayaletinde gittin yani? Burada hiç... Hayır sokak... genelde öyle hayal edilmiyor mu abi? Yo ben Amerika'ya gittim. Vallahi nasıl gittim. Nasıl? 10 numaraydı. Tamam gitmiş olabilirsin. Olabilir. Sonra uyandın. Anlatayım ben Amerika'ya gittim. Sonra uyandın ya. Yo anlatayım ya yaklaşık 10 sene önce Facebook'tan bir arkadaşla okey oynuyoruz. Bir tane yabancı hatun geldi. Okey mi 101 mi oynuyordun? Okey düz okey oynuyoruz. Bir tane yabancı hatun geldi. Ekleştik falan filan. Chip transferi yapıyorduk. Bu oradan alıp burada satıyordum ben. Chip şey transferi. Orada ucuza geliyordu o zaman. Dolar da düşüktü. Burada da satıyorduk. Ben biraz ekmeğimi öyle kazanıyordum yani. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra başladı makine. Bak başladı makine be koçum diyor. Oğlum isterim ama bunun görüntüleri vardır yani. YouTube'da değildir ama başka yerlerde vardır. Müşir abinin takıldığı sitelerde vardır bunun görüntüleri. Neyse. Sonra bana Messenger'dan yazdı. Neyse benim Messenger'dan yazdı bana sonra. Dedi ki böyle böyle işte. Biz de konuştuk. Gel dedi burada yapalım dedi. Toplu alım satım yaparız. Avrupa'ya da yaparız dedi. Dedim sen oradan hani tek mi yaşıyorsun falan. Tek yaşıyorum dedi. Bana davetiye gönderdi işte. Ben de atladım gittim. Uçak biletimi falan filan o karşıladı zaten hep. Gittim Amerika'ya. Sonra kız dedi ki illa evlenelim. Hadi bakayım. Ben de dedim ki yani
Ben dedim hani burada yaşamak istemem. Kurulu bir düzenim var. İstanbul'da dedim. Sen gel dedim. Sonra kızı bir şekilde ikna ettim. Kız İstanbul'a geldi. Geldiği günün akşamında kavga ettik, tartıştık. Sonra da kızı bir daha da görmedim. Şu an hala İstanbul'da bir yerde. Kaybetti aşkı. Bugucan. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uyuyordum, yataktan uyandırdılar ya, gel yalan söyle diye. Nasıl bir profesyonel yalancısın amına koyayım. Düşün, işler yoğun, anladın mı bu süreçte? Nasıl yani yataktan uyandırdılar ya? Uyuyordum, Nuri uyandırdı. Nuri mi uyandırdı? Nuri de yok ki burada amına koyayım. Çalışıyor. Allah Allah. Dünkü hikayeyi mi anlatayım yine Çağrı? Anlat, dünkü hikayeyi tam dinlememiştik. Yayında Sex anlatırsın diye. shop mu, diğer mi? Sex shop hikaye miydi? Yalan Baya gerçek mıydı? Bir dakika, o gibiydi ya, sex shop hikayesi yalan mıydı? Ben onu ciddi dinlemiştim. İlk anlattığın hikayeyi anlat babacığım. Tabii. Üniversite 3. sınıfa gidiyorum. O zamanlar. Evet, önce kendinden bahset. Kendini tanıt, bir tanıyalım seni. Kendimden bahsedeyim. Ben Gugu. Evet. 25 yaşındayım. Pilotluk yapıyorum. Pilotluk yapıyorsun. Çok Türk güzel. Hava Yolları'nda çalışıyorum. Ayda 20 bin dolar alıyorum. Selçuk Üniversitesi'ne gidiyorum o zamanlar. Selçuk. Şırnak'ta biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Selçuk Üniversitesi'nde pilotluk var mı ki? Var var. E. Şırnak'ta. İşte çıktım okuldan, 3. sınıfım. Ha. Arabama doğru gidiyorum. Arabama Araban var, bindim. okuldasın. Evet. Aynen. Arabamda Porsche 911. Çok güzel. Nereden buldun parayı da aldın? Ya bulduk işte bir yerden. Baban zengin herhalde o zaman. Yok, babam karton Parayı nereden buldun bu kadar? Öğrenciyken daha. Ya iddia tutturdum. Bir 2 liralık kupon yapmıştım. Sürpriz yaptın, o mu tuttu? Aynen. Sürpriz. 5 tane 2'den 1, 1'den 2. Tamam. Öyle. Sonra? Onu bindim arabama, konta çevirdim. Bir anda motordan dumanlar çıkmaya başladı. Tabii korktum ben. Sonra bir anda alev aldı motor kısmı. Hemen gittim bagajdan, zemzem suyu vardı bagajda hemen. Zemzem suyunu aldım, motora döktüm. Bir anda Zemzem suyunun ne işi vardı peki? yani dün o gün işte o günün önceki günü babam haçtan gelmişti. Evet. O getirmişti, içersin oğlum diye. Sınavlarında başarılı olursun diye. Ben de bagaja koymuştum. O zemzem suyunu bir döktüm. Sanki benzin dökmüş gibi araba daha da harlandı araba. Yanmaya başladı araba. Daha da yandı. Sonra? Tabii herkes beni izliyor böyle. Tüm öğrenciler toplandı, sanki orada şov yapıyoruz amına Bir koyayım. dakika bak, Kimsin? İbni öyle bir anladı ki ortamı yaşıyorum şu an amına koyayım. Sanki orada şov yapıyoruz. Kimse de su getirmiyor. Sonra bir Allah'tan itfaiye yaramıştı. İtfaiye geldi. Tamam. Hemen hortumu falan çektiler. Köpüklü suyla söndürdüler arabayı. Tabii ben orada oturdum, düşünüyorum ne yapacağım diye. Sonra herkes alkışlamaya başladı itfaiyeyi. Helal olsun, ne güzel söndürdünüz. Bravo. O gün de sıcak bir yaz günüydü. Sonra itfaiyeciler gaza geldi. Hortumla öğrencileri ıslatmaya başladı. Köpüklü. Herkes o rahatladık falan diyor. Kızlar var Tam bir mıydı? sabır parti. Oo, hem de ne kızlar var. Arkada da Summer Jam çalıyor mu? Çalıyor çalıyor Summer Jam. Aynen öyle. Ortam onun klibi gibi. Onun klibi var ya böyle. Evet. Sonra Ondan insanları sonra ıslatmaya başladı itfaiye. Aynen, herkes dans etmeye Ama başladı. Bir öğrenciler ortamın. çılgın atıyor değil mi o sırada? Aynen. Sonra herkes dans etme, çılgın dershane ortamı oldu hemen orada tabii. Aynen öyle. Sonra Bir köpük partisine döndü olay. Benim arabam orada yanmış. Millet eğleniyor. Ben kaldırımda oturmuşum, ağlıyorum. İki elimi kafamın arasına aldım. Bir anda arkadan bir tane kız dokundu omzuma. Buyurun Ha, dedim. dur bakalım. Dedi ki dünya malı dünyada kalır. Siktir et dedi. Gel dans edelim dedi. Çok iyi ya. Dışarı çıktık, dans ettik. Çok çabuk duygu değişimi, çok hızlı gerçekleşmiş Gugucuğum yani.
Bu kadar hızlı duygu değil. Hani araba Porsche'un ya, Porsche yanmış orada. Demek kız o kadar kaliteli, güzel bir kızmış, etkilemiş yani Gugu'yu. Bayağı güzeldi. Sonra? Biraz sonra... da kız almak istersen. Boş ver abi kızı, mazide kaldı. Sonra benim gece kondu var. Gece konduya gittik. Kızla gitti. Mutlusun. Ha. Oğlum ayrıntı bekledim, böyle niye bu kadar hızlı geçtin? Bak buralara ayıp olur şimdi. Nasıl yani, direkt mutlusun mu? Aynen. Arabaya ne oldu? Sigortasını falan yaşatlar. Alabildiniz mi? Allah, araba gitti ya. Sigorta kaskosu da yoktu zaten. Gitti yani. Sonuç beni tatmin etmedi Timuçin abi. Sen ne düşünüyorsun? Ayrıntı vermesi güzeldi. Evet. Ama yani Porsche bilip de sigortaya kasko yaptırmaması, bu yalan değil yani. Büyük bir aptallıktır yani. Bu aynen, bu kamillik gibi geldi bana ama. Evet, biraz kamillik olmuş. Ben bir de şeyden şüphelendim. Yani, arabanın nasıl yandığı da çok şaibeli geldi bana. İtfaiyeyi dışarıdan arıyorlar. İtfaiye görünce söndürünce alkışlıyorlar falan filan. Bunlar olası. Nasıl bir bilinçaltın var Google ya? Bunu bir insan nasıl yapabilir? Samet, sen ne düşünüyorsun bu hikaye hakkında? Olmamış kanka. Çok eksik hikaye. Sende var mı peki böyle bir hikaye? Bende. Samet'te kesin vardır. Bende var ama yani ben daha sonra bunu yaparım kanka. Nasıl yani? Şimdi onu kurgulayacağım falan kafamda. Uzun iş. Abi çekelim mi yavaştan öyleleri yoksa? Bir çekelim bakalım. Kim geldi merak ettim. Nasıl, neler sıkacaklarını merak ettim. Çek bakalım. Bir uyur gezer. Evet, bir uyur gezer. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyalım. Özge, hoş geldin. Hoş buldum. Kim abi? Özge. Özge mi ismin? Evet. Nereden tanışıyorsunuz? Üniversiteden. Ya bir dur amına koyayım. Abi sen muhtar mısın, herkese tanıyorsun ya? Buna amına koyayım ya. Pardon. Uyur gezer, seni tanıyalım. Hatta şöyle yapalım. Seni tanıyalım birazcık daha. Özge ben. Evet. 28 yaşındayım. Evet. Bir pastanem vardı 17 yaşında. Evet. Tanıştım. Pardon. Çok pardon, kendimi kaptırdım da. Pastanem vardı. Orayı bir daha anlatır mısın, pastanem? Evet, pastanem vardı. 17 yaşından beri çalıştım. Sahibi ölünce bana devretmişti. Sonra ölünce ben... nasıl devretti, orayı anlayamadım. Evet. Ölmeden devretti. Sahibi vefat edince bana devretti. Sonra ben onu dönerciye çevirdim. Pastaneden dönerci yaptım. Aynen. Vizyon misyon biraz böyle tutulur falan diye. Tavuk döner mi, et döner mi peki? Ay, aynısını ben soracaktım. Valla tavuk döner. Ay pardon, sen sor o zaman. Sen çok zeki bir çocuksun Melisa. Melisa mı? Şeyma Subaşı kızına diyor ya, sen çok zeki bir kızsın Melisa diye. Biz o mizahlıcılara çok uzağız biliyor musun ya? Ama söz veriyorum, bir dahaki yayında öğreneceğim. Öğreneceğim anneciğim. Tamam. Evet, pasta. Tamam. 17 yaşında mı oluyor bunlar Özgeciğim? Yok, 17 yaşında başladım. 19'da vefat etti. Sonra işte bana bırakmış. Zaten çoluğu çocuğu yoktu. He. Bana kaldı. İşte 1-2 sene işlettim. Baktım tutmuyor. Tavuk dönerciye çevirdim. Çok rövanştaydı. Evet. Sonra işte biraz sıkıntılar yaşadık. Maddi sıkıntılar. Niye, tutmadı mı? Döner satılmadı mı? Yani... başka sıkıntılar vardı diyelim. Böyle. Peki şey yapıyor muydun döner almaya gelenlere? Şunu yapıyor muydun? Ketçap mayonez olsun mu sorusunu soruyor muydun? Kritik bir soru çünkü dönercide. Biz daha çok soğan olsun mu diye soruyorduk. Soğan önemli çünkü. Ha, soğan olsun mu? Evet, evet. Peki şöyle bir müşteri geldi mi? Ketçap mayonez. Bana sorsana bana. Döner almaya geldim. Bana neler soruyorsun? Sor. Merhaba, soğan ben döneriz. İster miydiniz? İstiyorum. Tamam, bu kadar. Başka ne koyuyorsun ki içine? Belki başka varlarından bir şey. Et koymuyorum. Bir soğan. O zaman ben arttırıyorum. Domates yok. Koyuyor musun? Yok. Domates tozsun. Yok. Turşu. Peki dönerin, kestin dönerin içinde biber, domates, hayır, ya da patates. Hayır yok. Ama bunu, buranın batması normal geldi bana şimdi Özge. Ama batmadık ki daha. Ne veriyormuşsunuz adamlara? Para kazanamıyorduk dedin. Ya kazanamıyorduk. Sıkıntılar yaşadık. Sıkıntıları bir şekilde çözmeye çalıştık. He. Peki sıkıntıları nasıl çözdünüz? Biraz böyle kaçak işlere girdik. Nasıl yani? Kaçak et mi kestiniz? Ya kısmen öyle oldu. Biraz böyle... Aynen öyle. Mart etine
Kubra etine falan girdik. Evet. Sonra baktık kötü olmuş. At yok. At kullanmadık. Pardon. Geldi bir anla geldi kusura bakma. Evet. At deyince kanka. Sonrasından baktık işler sarpa sarıyor. Sıkıntılar artıyor. Bu sefer yakamıza başkaları yapışıyor martıdan dolayı. Ha. Biz de dedik sponsor olalım. Kimlere sponsor olabiliriz? Adımızı nasıl duyurabiliriz? Ha, reklam verme olayına girdiniz. Hemen Yasak Elma dizisine bir reklam. Dizilerle değil de daha çok böyle dedik acaba yayıncılara mı sponsor olsak? Döner göndersek soğanlı. Tercihen belki soğansız. Soğanlı, evet. İşte dedik acaba abimiz kabul eder mi? Hemen sponsor olalım. Döner gönderelim. Dükkanın adı neydi? Dükkanın adı Uçan Martılar. Romantik. Romantik bir dükkanmış. İşte açıcı. Gerçekten uçan martı. Sen benim martımı yedin mi diye de slogan. Tabii soranlar oluyordu evet. Öyle şakalar. Sonra yayıncılara reklam vermek istediniz. Evet evet. Verdiniz mi? İşte arıyoruz. Bizi kabul edecek yayıncılar arıyoruz. Ben ederim bu arada. Karın tokluğuna. Ya doyururuz. Doyururuz. Bitti mi hikayen peki? Şu an dükkan ne durumda yani? Son mu buldu? Ya işte dükkan biraz kötü durumda. 4 tane masası kaldı. Ama ne yazık ki 8 tane sandalye var. Bütün masalara sandalyeleri dolduramıyoruz. 4 tane masa kaldıysa 8 sandalye varsa her masa 2 tane sandalye koyarsan arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla gelenle beraber yiyor. Masalar 4 kişilik işte ya. Ondan. Sandalye sıkıntısı çekiyoruz şu an. Ya bir tane masaya çıkart o zaman. 3 tane masaya dağıt sandalyeleri. Ama işte mekan büyük bu sefer çok boş duruyor. Evet, hikaye bittiyse ben jüriye dönmek istiyorum. Tabii. Müşin abi? Uçan martılar. Uçan martılar. Ateti. Yani Ateti hikaye, yok. Bence, Ateti yok. Martı. Şöyle söyleyeyim. Doğaçlama güzel başladı. Ama yalan olan kısmını çözemedim ben. Yani hikayede yalan bulamadım ben. Harbi mi? Ben bulamadım. Yani sahibinin ölüp de devretmesi dışında. Absürtlük ben bulamadım. Hani absürt bir şey bulamadım yani, anladım. Her şey olabilir. Yani normal hayatta herkesin başına gelebilecek bir şey mi bu? Herkesin değil ama kısmen olabilecek bir şey. Yani en az 10 tane kimi sayabiliriz yani böyle. Milyonuna bir belki olur mu acaba dedirtti ama yani tabii ki daha böyle kolpa şeyi gelmedi yani, anladın mı? Böyle daha derin bir kolpa bekledim. Şey mi yapsak acaba Çağrı? Hani belki bizde de bir eksiklik olabilir. Şimdi bu doğaçlama yalan merkezinde bizim beklediğimiz ne acaba? Hani abi zaten bu kontent oturma ön programı ya. Kontent evet, şimdi hani kafamızda bir oturtalım bakalım. En eğlenceli nasıl olabilirim şu an sorguluyoruz ya. Aynen. Ama bunu hani ben şöyle küçük bir hedef şey söyleyeyim. Lazım. Şöyle söyleyeyim ben. Yani lazım ya. Bu direkt hikaye girişte kalmış gibi sanki. Yani bir hikaye olacak. Bir yalan söyleyeceksiniz. Ve bu yalan bize olayı yaşatacak yani. Olayın içine sokacak. O ambiyansa gireceğiz biz yani. Yani ama yalan olacak yani. Çok ambiyans istiyorsanız geçen gün döner ustamız kendini döner gıdayla kesti. Dükkanın ortasında kan revan oldu her yer. Bu detaylar. Detay önemli burada. Bir konunun bir tanesini yedi, bir tanesini 10 dikiş atıldı. Bunlar eğer lazımsa bunları da paylaşabilirim. Sakin ol, yalan sıçmaya başladı. Sonradan peki. Sonradan açıldı. Özgeydi değil mi? Efendim? Özgeydi değil mi? Evet. Özge, gerçekten dönerci geçmişin var mı peki? Bir insanın aklına yani durup dururken dönercide çalıştım, dönerci bana devretti falan, pastaneden devre aldım, dönerci yaptım hikayesi gelmez yani normalde. Hayır. Peki nereden bu döner aşkı? Öğrencilik. Aa, ne okuyorsun 28 yaşında hala? Bu arada 24 yaşındayım. Aa, yalana bak! Ay, oradan başlamış. Tabii. Oha. Aslında ismim de yalan olacaktı da Timuçin abi direkt Özge dediği için. Timuçin abiyle nereden tanışıyorsunuz? Orada ben sıçtım. Timuçin abi söylesin. Ya Timuçin abi söylesin derken sıçtık Timuçin abiye. Abi sen de şimdi. Yok Özge söyleyebilir ya, oradan. Sıkıntı yok yani. Yayından tanışmış. Ne kadar ilginç. Yalan. Hiç beklenmedik bir yerden tanışılmış yani, anladın mı? Evet, otomatik mühendisliği okuyorum. Opsiyonluyoruz mu peki? Bir dakika, otomatik mühendisliği mi?
Otomotiv. Otomotiv mühendisliği. Evet. Hangi okulda? Karabük. Karabük Üniversitesi. Karabük'e bir alkış o zaman. Karabük'te otomotiv mühendisliği okuyorsun. Evet. Peki mezun olunca otomotiv mühendisleri ne iş yapar? Kaportacı falan olurum diye düşünüyorum ama. Şaka. Şakaya bak. Gerçekten ya, ne iş yapar? Gitmeydi ama. Nasıl yani kaportacı falan olurum diye? O zaman git Maslak Otosanayi'ye gir, çırak olarak başla. Yok, daha çok tasarlama çizim üzerine. Çizim yani, sorabilir tasarlaması. Mi? Sor Gugu. Bu Şahinler'in motoru kaç cc'dir? Güzel, güzel. Evet. Motorlar üzerine şeyim yok. Bilgim yok. Daha bilgim, çok tasarımcıyım. Etim için abi üzerinde nasıl bilgim var o zaman? Ya Gugu onu bana sorman lazım. Yanlış kişiye sordum. Daha çok solidler, katyalar, çizimler. Anladım. Otomotiv mühendisliğini yazacak olan arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Yani üniversiteye hazırlanan otomotiv mühendisliğine gidin diyebileceğiniz bir şey var mı? Ya ilgileri yoksa kesinlikle seçilmeyecek bir bölüm. Nasıl bir ilgi gerektiriyor? Yani motorlara olan bir ilgi mi gerektiriyor? Yani araba ya araba mesela. Daha çok. Yani sadece motor değil tabii. Araba, araba markaları, tasarımlar. Efendim? Bölümde kaç kız okuyor? Bir. Kaç? Bir. Yani ben sınıfta birim. Bir taneyim. O da sensin. Evet. Anladım. Sırıftaki şansa bak. Allah yardımcım. Ben şimdi anladım ya döner hikayesinin nereden geldiğini. Sorma. Okul çıkışında falan filan dönerci Ahmet abiye gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi evet, aynen öyle. O şekilde bir ortam var büyük ihtimalle orada. Aynen öyle işte. Peki nasıl bir duygu bütün sınıfta tek kız olmak? Yani ben çok şanslıyım. Sınıfımdaki erkekler çok saygılı, çok beyefendi çocuklardı. Ben hiç zorluk yaşamadım. Bitirdin bana bol bol. Sen böyle konuşuyorsun. Rahmetli mi oldular çocuklar yani? Ya ne şöyle, çoğu mezun oldu. Ben şu an uzattım senedeyim. Şu an mesela Karabük'teyim, yalnızım. Kimse yok şu, burada. Zaten ama öyle bilgiler verme, yok yalnızım. Ama öyle dersen sıkıntı olur işte, çok yalnızım. Yok yani yalnızımdan kastım şey, arkadaşlar burada değiller. Hani uzaktan eğitim ya şu an. O yüzden. Anladım yani öyle bir anladım. Sen normalde Karabüklü müsün peki? Hayır, Muğlalıyım. Muğlalısın. Neresinden Muğla'nın? Ula. 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 Evet. Anladım. Yok hani detay verince ben korktum orada çünkü hani şey. Yok Karadeniz'e bir kelime gibi geldi. Ula hamsi ya. Ya Mete ya. Mete'nin mizacı da şimdi tam yapacaktı vazgeçti. Ula diye bir yer var mı Muğla'da? Ben de Muğla'da bir miktar okuduğum için biliyorum az çok. Şeyi soracaktım hani anlattım falan filan Karabük'te yalnızım, soğuk ve ıssız yatağımdayım falan diye devam edersin diye ben orada kestim. Kusura bakma yani yanlış anlaşılmasın diye. Yok yanlış anlaşılmayacak. Anladım. Teşekkür ediyorum hikaye için. Ben teşekkür ederim. 10 numara yalancısı değilsin ama olsun yani. Gelişir diye düşünüyorum ben. Seneye tekrar. Yani gelişmesine gerek yok. Yalan çok da iyi bir şey değil. Ağzımıza yuva yapmasın. Aynen öyle. Oo çok. Aynen öyle. Helal. Yalan yalan soldaki, yalan. Soldaki söz bile başarıdır yani. Tabii canım bir başarıdır. Peki bir at taklidi alabilir miyiz? Bir kişilememiz var mı Özge? Yok bende. Hadi be. Otomatik yok maalesef. Mühendis. Yapma be otomatik Karabük kızı. Hadi be. Ya bizde beygir var ama kişilemiyor. Nasıl yani? Beygir var. O zaman ne yapayım öyle beygir yani. Ya işte yapacak bir şey yok. Peki teşekkür ediyorum o zaman sana. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Özge. Teşekkür Allah razı olsun. Hoşça kal, başarılar. Evet, çek bakalım Aslan Paşa. Başka bir arkadaş çek bakalım. Muhammed. Muhammed. Bobby. Aşağıda, aşağıda. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Muhammed, bunlar mı yalancılar? Hayır. Anla bunları. Arkadaşlar ben bu kontenti yalancılardan uzak tutayım dedim bu community'yi. O yüzden böyle bir kontent yaptım. En iyi yalan söyleyeni banlıyoruz bu arada. Yalancı değil canım, niye yalan söyleyeyim? Dur dur, bir dakika sakin ol. Bir dakika bir susun. Bir dakika susun. Şimdi yalancı değiliz oğlum, niye yalan söyleyelim diyen kim? Yalancı değiliz, niye yalan söyleyelim ya dedim ben. He. Oğlum demedim. Yok tamam, sıkıntı yok. Sende de. Ben bir şey sorabilir miyim? Benim bir hikayem var da biraz
Sıkıntılıymış. Abi nükleer santralde çalışan eleman buldum burada. Trans. İstersen dinleyelim. Bende. Abi bizim doğrularım size yalan geliyor işte, yapacak bir şey yok. Tamam, nükleer santralde çalışan arkadaşı bir yukarı çeksene, bir dinleyelim. Tamamdır. Merak ettim. Nükleer, nükleer neyse, santralde. Çağrı neyse, çağrı geldi. Yayından sonra. Tip için abi ya. Ya oğlum sen yokken şu destri olayını bir halledelim dedim de. Abi sen ciddi misin o konuda? Evet, hoş geldin Murat. Seni tanıyalım. Hoş bulduk. İsmim Kamuran benim. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. İyi Kamuran, hoş geldin Kamuran. Kaç hoş kaç? Ben şu an 30 yaşındayım. Evet. Şimdilik 30 yaşındayım. Evet. Hikayeme gelirsek de ben 12 yaşında Cambridge Üniversitesi'nden artık git buradan diyerek beni mezun ettiler. Ülkeye kaçak girdiğim için okulda kayıtlarımı da bulamadılar. Diploma verdiler. Hangi evet. bölüm olduğunu ben de bilmiyorum. İngilizcem olmadığı için okuyamadım. Evet. Ama Türkiye'de ilkokul terkim yani. Babam İsveç asıllı, annem Rus. Babam Rusya'da platinyum kaçakçılığı yapıyordu. Sonra Nize'deki nükleer santralde çalışmaya başladık. Oğlum sen babam... bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Makine amına koyayım. Harbi makine. Günüm bekliyordur oğlum. Mal olduk lan amına koyayım. O kadar hızlı yalan söylüyorsun ki yetişemedim yani, anladın mı? Lan abi bir yavaş sar lan. Araya bir tane iki tane gerçeklik kat amına koyayım. Yalan olmadığı için çok rahat anlatabiliyorum hani, gerçek bunlar ya. Ha, bayağı yaşandı yani bunlar. Tabii canım. Evet, anlat bakalım. Ben inandım şahsen. Ben de babam, çok inandım. Teşekkürler abi, sağ olun. Babam vefat edince de işleri bana devretti. Şimdi ben de bizim nükleer santralde Mısır'dan uranyum kaçırıyorum. Diş dolgusu olarak takıyorum abi, belli olmasın diye. Genelde anlaşılmıyor. Anlaşılınca 2-3 yıl yatıp çıkıyorum. Peki, aslında Ankara'da doğdum. Nüfusta kağıthane diye geçiyor bu arada. Onu bilmiyorum yine. Peki diş dolgusunda diş dolgusundaki yani ne kadar ediyor ki oradan kaçırdığın şey uranyum? Ya bir diş dolgusu işte hemen hemen bir 30-40 milyon lira falan ediyor. Oha. Ya 2-3 yıla değiyor hemen hemen. Yakalanırsak tabii. Hiç yakalandı mı peki? Yani yakalandık tabii. Şu an peki ne yapıyorsun? Abi şu an işte yine santrali işletiyoruz. Ben santrale de güneş paneli taktırdım. Ofisin parasını da oradan çıkarıyorum. Elektrik masrafım daha doğrusu. Ulan o kadar para kazanıyorsun. Elektrik faturasını öde amına koyayım. Ona bari güneşten şey yapma. Böyle böyle kazanıyoruz abi. Nasıl kazanacağız başka? Böyle böyle ne böyle böyle? 50 milyon 60 milyon dolar diyorsun. Abi yani babadan... Burada geleceği işte... elektriğin geleceği 300 TL maksimum o da yani. E tamam, o da güneşten gelsin, o da kar. Yani ne olursa cuk da bizim için öyle abi. Bak ben darphane açacağım dedim abi. Darphaneyle görüştük ettik. Yurt dışından getirdiğimiz pamukla keten dolarla geldiği için bizim basacağımız paradan daha pahalıya mal oluyordu. Biz de vazgeçtik yani. Oğlum siz de o zaman 100 lira bassanız da 500 bassaydınız. Abi 500 yok işte. Olsaydı biz de düşündük onu. Hatta dedik biz yapalım ilk. Belki inanırlar. Bitti mi hikayen? Ya bir tane daha kısa bir kısım vardı da hani isterseniz anlat. Ya anlat. Kısa bir kısmı da anlat. Zaten biz şu domaldık bekliyoruz şu anda. Sen yani hani, çok güzel. Biraz da reklam olacak ama biz şu an nükleer santralde abi çay da üretiyoruz. Hani isterlerse çay da satıyoruz. Ha, bizim işimiz genelde kaçak olduğu için kaçak çay diye satıyoruz yani, sıkıntı yok. Çay kaçak çay da güzel kaçak. Olur. Kaçak çay abi bizimki. Santralde üretiyoruz direkt. Kaçak çayın kaçak. Yağmur öyle bir cümle kurdun ki sanki cümleyi dinledikten sonra şöyle bir hissiyat abi. Kaçak çay da güzel olur. Yemin ederim çayından da bir yudum aldırttın yani şu anda. Kafada yani öyle bir şey görüntü geldi yani. Ya biraz şikayetçi oldular bizim çaylardan. Kafa yapıyor falan dediler ama hani bilemiyoruz. Anladım. Muhammed. Efendim abi. Bu nasıl bir model oğlum? Bunu aldım buraya. Abi bu çok sıkıntı. Birazdan bu bir sıkıntıya sokar. Bu birazdan benden kanal devir teslim alır yani, ben sana söyleyeyim yani. Hocam sen bitti mi hikaye? Ya bitti evet. Ha Twitch'te de aynı sinemaların nickini aldım ben bu arada. Allah kahretsin. Niye aldın oğlum o benim nickim? Eski nickim o benim. Vallahi bilmiyordum abi. Hype yazıyor sende. Hani ben eski diye aldım. Ben bilmiyorum ya. Evet Twitch'in abi ne diyorsun modele? Valla kardeşim yani katman gibi adam. Böyle bir hızlı giriş yaptı. Ben ilk başta dedim herhalde doğrudan anlatıyor. Çünkü insan yalan söylerken bu kadar hızlı konuşamaz. Yani abi yalan böyle ben böyle gerekir. Bir yalan. Hayır bak yani öyle 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 savurdu ki yani. Bir de hızlı savurdu. Evet evet. Yani hani biz daha algılayamadan olayı bize inandırdı yani. Hani beyin algılayamadan o kadar hızlı gitti ki.
sorgulayamadım yani. Ben de inanılmaz hızlı ve başarılı buldum yani açıkçası. Ticari zekasına da bayıldım bu arada. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben de ortağım arkadaşım soluksuz yapar. Gerçekten. Ölmesi evet. Var yani. Çok seriyi bitirdi bizi yani. Tek attı bize. Yani ben Vote'ye veriyorum direkt. Abi bu adam alır götürür. Bir şey söyleyeyim, bu arkadaşın gerçek arkadaşları falan varsa engelleyin bunu, çünkü yarın bir gün mevcut bir haber olmasın. Bunun artık bir dediğine inanılmaz yani, anladın mı? Bu noktada şiir gibi yalan söyleyebilen bir insan yani bu çocuk şu anda. Ayıp ediyorsun abi ya, yalan nerede gördün? Oğlum sesinde ne var ya, inanılmaz bir esnaf sesi var sende bir de. Anladın mı? Esnafız abi, daha ne yapalım yani, kaçak yapıyoruz. Anladım. Yazmış okudu. Bence başarılıydı oğlum, isterse yazsın isterse okusun. Yani yok geldi, abi yazma okudu, falan yok. Ya yazsan ne olur oğlum? Yazmıyorum. Bir kere ı demedi ama. Yazacaksın lan. Yaz lan sen de. Sen de abartma falan diyormuşum. O da para harcıyor abi, yazmam yani. Anladım kardeşim, hayırlı olsun. Hiçbir ödül falan vermiyoruz yani, başarılıydın. Çok fazla. Evet biliyorum. Bu kontent denemesi olduğu için, ödüllü olmadığı için şu anda. Abi Muhammed para var dedi bana. O da, abicim, o da programa katıldı. O da yarışmadı. O da yarışmacı olduğu için onunki de başarılı bir yalanmış. Yok o da, onu da ben yalan söyledim. Belki verirler gücenip diye de. Anladım. O da mı yalandı? O da olmaz. Eyvallah kardeşim. Seni aşağı atıyorum. Bizi birbirimize düşürmeden. Tamam. Muhammed bir şey söyleyeyim mi? Evet abi. Bu kontent olmaz aga. Söyleyeyim, bu kontent olmaz çünkü burada hani yine iyi kötü birbirimize gülüyoruz, eğleniyoruz, makara falan yapıyoruz. Bu kontentten sonra ben kimin neci, hani bütün inancım güvenim biter yani, anladın mı? Kanaldaki izleyicilere, abonelere, hani olayım biter yani, anladın mı? Bu kontent yalan olur gibi geldi bana yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani çevremizde ne kadar tehlikeli insanlar olduğunu görürüz en azından. Öyle diyorsun da şu an aşağıda abi bir kişi var, Timuçin abi tanıdığını iddia ediyor. Tamam çek. Çek bakalım. Kalkalım. Bunu iddia ediyor. Evet. Amo. Hoş geldin. Amo. Mikrofon aç Amo. Alo alo. Sesim geliyor mu? Geliyor kardeşim. Seni tanıyalım. Merhaba, benim adım Amo. Adın Amo. Evet. Olabilir. Tanış çıkabiliriz yani bu isimle. Benim Timuçin hocamla alakalıydı. Büyük bir iddiayla geldin lobiye şu anda. Evet, Timuçin hocamla alakalı. Hocanla alakalı. Bir tık, evet. Evet. Şunu söylemek istiyorum ilk başta. Timuçin hocam, Mersin hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Mersin'de göreve gelmiş, yani öğretmenlik görevi. Evet, ders verdim. Ben evet, ortaokuldaydım o zaman. İşte her neyse. İşte o zaman yürüyorum, okulla ev arası yakın. Timuçin hocam da hızlı bir abimiz, biliyorsunuz zaten. Bilmez miyiz? İşte birileriyle yürüyor her gün, farklı bir öğretmenle falan eve gidiyor yolda. Görüyorum ama çok çarpmıyorum. Bir gün işte son ders beden eğitimi. Daha sonra şey oldu. Çantam benim sınıfta kaldı. Dün yayına aldığımız Ebrar kızımız chat'e ne yazmış? Üfleme sikerim yazmış. Yani bu yayına kadar... Allah'ım ya. Kız geldi buraya, ne kadar düzgün, efendi, ne güzel şey yapıyordu. Gözüm takıldı amına chat'e bakarken. Ya Ebrar yani, yakıştı mı sana şimdi? Ebrar yani. Daha 10. sınıfa gitmiyor musun kızım? Yani hani, Ebrar bak dedi. Adresini de biliyorum. Seni var ya Sibel'e teslim ederim. Bu yayına gelenin bozulma hızı ne peki bu yani? Katmaz. Evet. Ama Timuçin işte, abi her gün başka bir... Evet. Son ders benim de çantam sınıfta kalmış abi. Allah Allah. Almaya, sınıfta Timuçin hocamla bir hocam. Başka bir hocam. Daha sonra... Erkek miydi? Çok girmek istemiyorum. Abi yok sen abi. Ne yap? Bir şey söyleyeceğim. Erkek sen değil. Tam porno izliyordun, ben yayın mı açtım? Üstüne mi genk geldi ama? Abi ben bu konuyu da hatırlıyorum çünkü bir yerden de tanıdık geldi. Onun üstüne mi açtım ben yayını? Çünkü şey de yapamadım. Algılayamadım ne yani. Abi. Evet devam daha et. Sonra ben şey yapmadım ama abi, bunu söyledim hocama, Timuçin hocama. O dedi ki işte sakın böyle bir şey yapma, seni bitiririm tarzında beni. Şey yaptı abi. Ne diyeyim? Tehdit etti. Daha sonra abi benim de elimde bir kanıtım yok, bir şeyim yok. Kimseye söyleyemedim. Bir gün abi tesadüf okulda
bir özel bir gün vardı. Kermes tarzı abi. Telefonu da götürmüştük o gün. Sınıf yine boş abi. Herkes bahçede, sınıflar boş. Tesadüf nasıl denk geldi anlamadım. Yine şeydeyim. Sınıfta denk geldim. Yiyecek bir şey aynı bulamadım. Yemin, köpek maması yiyeceğim şimdi. Evet. Ağzıma attım dedim. İşte yine aynı kareye denk geldim abi. Yine Timuçin abi gördüm. Kanıtım olsun diye. Evet. Aynı kare. Aynı hocamla Timuçin hocam. Sen biraz i̇şte, duraksamaya başla. Sen videonun devamını aynı. İzle gel amına koyayım şu an. ben dinliyorum seni. Evet. İşte daha sonra video çektim abi bu sefer. Gerçekten telefonum yanımdaydı. Daha sonra gösterdim bunu. Evet, zaten kermes okulların son haftalarına doğru oluyor. Dersler falan bitiyor. Daha sonra bu sefer gösterdim Timuçin hocama. Dedi ki ben zaten bu yıl gidiyorum okuldan falan yaptı abi. Daha sonra beni şey yapmadı belki, tınlamadı. Daha sonra abi diğer sene geldi işte yani. Daha sonra? Bir sonraki öğretim yılı. Abi bir baktım Timuçin hoca yine bizim okulda. Oğlum ne oldu en son Timuçin öğretmenine? Ne oldu anlat bakalım. Abi gideceğim dedi bana. Daha sonra? Videonun şeyi yok. Bir baktım abi diğer öğretim yılı yine bizim okulda. Abi işte daha sonra dedim hani gidiyordunuz hocam, gidemedim dedi. Senin notlarını yükselteyim, o videomu sakın yayınlama dedi. Ben sana abi bir söyleyeyim. Sonra... Timuçin abi bunlar gerçek mi diyeyim, yine de sormak zorundayım. Ben bittikten sonra cevabımı vereceğim. Şu an şaşkınlıkla dinliyorum yani. Daha sonra ne oldu peki? Amo? Abi porno olmaz diyor ya. Sonra, daha sonra ben işte 8. sınıfta oldu bu olay. Benim de okulum bitecek ya abi. İşte notlarımı yükselttirdim. İşte şu hocama söyle notumu yükselttim falan yaptım. Abi evet. Sene sonu bu videoyu bir yayınladım abi. Timuçin hoca okuldan atıldı. Olay bu mu yani? Evet abi. Timuçin abi sendeyim abi şu an. Bu olayın doğruluk payını için sendeyim. Şimdi kardeşim baştan programın başında sen ne söyledin? Doğaçlama yalan merkezi dedin. Evet. Bu yalandan çıktı kardeşim, ifşaya girdi şu an. Bu olaylar gerçekten yaşandı. Ama sen bu koskoca 80 milyon Türkiye'de beni nasıl buldun kardeşim? Ben okuldan atıldıktan sonra kardeşim kendimi Twitch yayınlarına verdim. Yani böyle oldu yani. Güzeldi kardeşim, böyle değişik bir şeydi. Ben de şunu demek istiyorum. He. Link var mı ama üzüldüm. Linki ben açacağım kardeşim sana. Ben ne var? Özellen abi hallederiz. Tamam Timuçin abi. Anladım amocum. Amo at ya ben... bu nasıl bir... Yalanı sikim kardeşim o zaman. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ ol abi. Eyvallah. Rica ederim. Muhammed vay bu kontent olmaz ya. Abi olmaz diyorsun da bir Ramiz Kareski'nin oğlu olduğunu iddia eden biri var. Aha. Baba iddiaya bakalım onu okuyayım ya. Çağır tek... gelsin yeğen. Yeah. Çağır onu da sonra onu da alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam yeğen. Hoş geldin, seni tanıyalım. Buldum. Ben Ramiz Kareski'nin kayıp oğlu. Kayıp oğlu. Aynen, anlatacağım hikayelerden zaten anlayacaksınız. Doğru evet. Oldu. Şimdi ben önce bir çocukluğumdan başlayayım. Ama hızlı ben, geçelim lütfen. Ben bir 7-8 yaşlarındayım, tamam mı? Sokakta gidiyorum. Baktım evet. 20-25 kişilik bir grup toplanmış, bir şeyler anlatıyorlar. Bağırışlar, çağırışlar. Yaklaştım, dedim ki hocam hayırdır ya, ne oluyor burada falan filan. Adam dedi işte oğlum burada işte köşedeki inşaatı görüyor musun? Evet dedim, görüyorum. Evet. Dedi ki o inşaat 18 yıldır orada. Kimse bir şey yapmıyor işte, bıktık usandık falan. Baktım millet bağırıyor çağırıyor. Arap bitap, insanlar birbirlerini yerde sürüklüyor işte. Adamın evi teslim edilmemiş, kaldırımla bütünleşmiş. 15 yıldır sokakta yaşıyormuş adam. Ben de sinirlendim aga, o zamanlar alfa dönemlerim. Bir gaza geldim. Baktım arka tarafta da farklı bir grup. Daldım aralarına. Ama işte bir sıkıntı var. Herifler besyocu çıktı, tamam mı? Sıkıntı besyocu falan. Aynen. Protesto ediyorlarmış bir güzel işsizliğini. Ben bir dayak yedim orada. Dayağımı yedim temizden. Ondan sonra baktım herifler güçlü kuvvetli. Hem de işsiz. Dedim ki kardeşim gelin. Hem size iş. Hem de yani insanların sorumluluğu var, anladınız mı yani? Onları bir çözelim dedim hep beraber. Birlikten kuvvetli olur ayağa. Bir de duygusal bir konuşma gazladım bunlara. Baktım hepsi işte geldi teker teker elimi falan öptüler. İşte abi büyüksün ayağına. Himayem altına girdiler. Sonra biz bunlarla inşaat sahibinin arkasından yavaş yavaş yaklaştık. Baba sen ben ne geldim. Anlatıyorsun? Ben anlayamadım ya. Ramiz dayının onu olduğunu iddia ettin. İnşaat sektörünü anlatıyorsun şu an. Yok şimdi bak olayı nasıl çözüyorum onu anlatıyorum. Evet. Şimdi ben bu inşaat sahibinin yanına yaklaştım, tamam mı?
Arkadan ensesine baba, şaplak abi koydum. Yemin ediyorum 10 sokak öteden duyuldu sesi, yani şaplak sesi. Hatta bir ara bekçiler falan geldiler de Allah'tan besteciilerin bazılarını sokak girişinde falan nöbete bırakmıştım. Oradan gittik. Ondan sonra ben inşaat sahibini bir güzel tokatladım orada, tamam mı? İşte yerden yere vuruyorum, ikinci kata çıkartıyorum. Aşağıya kumun üzerine atıyorum. 8 yaşındasın. Bir daha çıkart diyor. Bir daha atıyorum, çıkartıyorlar. Atıyorum, çıkartıyorlar. Atıyorum, çıkartıyorlar. Herifte tık yok. Ulan dedim, nasıl oluyor yani? Bu adam oradan oraya vuruyoruz, sağ salim duruyor. Ne oluyor falan. Meğersem adam sabah evden sağ ayakla çıkıp 3 ihlas bir felek okumuş, tamam mı? Oturduk, düşünüyoruz ne yaparız, ne ederiz falan. Besyocu abiler de bunun duasını baga sokmak için hepimiz üçer bir ihlas bir okuduk. Herif bir manyaklaştı usta ya, yani. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum, sen ne anlatıyorsun ya? Duasını baga sokmak ne demek oğlum, tövbe estağfurullah ya. Dur dur daha bitmedi. Direkt keki bulmuş oğlum adamlar. Tuttum tamam mı bunun kulağından. İşte götürdüm bunu, işte zararı olan adamların yanına, hepsinden teker teker özür diledi falan. Paralarını vesaire verdi. Biz de payımızı aldık ondan. Ondan sonra bunların hepsini Nişantaşı'ndan birine, işte ikişer, üçer tane daire falan filan. Sonra bunları bir dakika bölüyorum. Şu an yayına yeni gelen arkadaşlar varsa diyecekler ki ne oluyor şu an? Gerçekten yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Ben de sizinle aynı. Ya ben yayındayım, yayıncıyım ben, evet bu yayının sahibi benim, ama ben de hani sizinle aynı tepkilerdeyim şu anda, onu söyleyeyim yani. Ben de algılayamadım yani. Content tutmadığını bırak, bambaşka bir şey oldu content yani. Kafa sikme content gibi bir şey oldu bu content ve algılayamadım ve bu insan, yani bu arkadaş bu hikaye ne ara düşündü, ne ara anlatıyor, ne yapmak istiyor onu anlayamadım. Kanalı takip edin arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum, evet. Ondan sonra bu herifi postaladık. Baktım işte bu işte topluluktaki adamlar, ağlayanlar, zırlayanlar geldiler. Elimi falan öpmeye çalışıyorlar. Kaldırdın mı elimi dedim. Hop orada bir durun yani. Yapmayın tarzında hareketler yaptım. Bir dayıya yaklaştım. Dedim ki dayı sen kaç yaşındasın? 65 dedi. Sen de her diğerine zaman beni dövüyorsun amına koyayım. Efendim? Sen de hep diyorsun beni tokatlamışsın. Evet. Yok yok, burada tokatlamadım. Dedim sen kaç yaşındasın? 35 dedi. Ya dedim ki kaç yaşında adamlarsınız ya, gelmişsiniz elimi falan öpmeye çalışıyorsunuz, yakışıyor mu böyle hareketler falan. Cebimden lateks eldivenimi çıkarttım, ellerime taktım, dedim aa şimdi öpün dedim. Yani sonuçta niye ürün yerleştirme aldın ki hikayeyi, onu anlayamadım. Adamların elimi de öpülecek değilim yani efendim. Ürün yerleştirme niye aldın ki hikayeyi, onu anlayamadım. Yok yok, lateks eldiven zaten onun cinsinin ismi, şey ismi değil yani. Tamam, markası çünkü o da, evet. Ondan sonra bu inşaat sahibinin aldığım paraların bir miktarıyla bu besyocuları da fitness salonu açtım abi. Saldım bunları, dedim takılın madem işsizsiniz, güçsüzsünüz, boş okumuşsunuz bu okulu, eyvallah. Ondan sonra herkese tembihledim, dedim ki bu yaşananlar aramızda kalacak, okey mi? Herkes okey verdi. O gün... Ne oldu lan? Dinlendirdim. Çarpıldı. Evet. Evet devam et. Niye durdun? Dedim işte bu hikayeyi yaşananlar aramızda kalacak dedim. Herkes okey verdi. O gün bugündür ne bu hikayeyi birisine anlattım ne de başka bir şey yaptım. Anlatmam da. Ramiz dayının hikayem ne budur yani? Ramiz dayının oğlu olduğunu ne alaka peki bu hikayeyle? Alpalık işte. Bir tık yani benziyor. Ufaktan. Yok mu? Hiç mi yok? Ucundan ucundan anlamadım. Şeye benzetti bir hikayeyi böyle. Tatar Ramazan gibi girdin olaya. Sigara yakılır ya öyle bir hikayeydi. Değişik ya bu şimdi yani. Ramiz Dayı'nın biraz 2020 versiyonu. Anladım kardeşim. Teşekkür ediyoruz bu inanılmaz ekstrem güzel hikayen için. Rica ederim. Teşekkürler Karayeski. Yeah. O neydi? O neydi Timuçin abi? Karayeski'yi teşekkür ederim.